Gelmesiyle çalışmalar başlıyor. Şirin Payız'ın muhabir arkadaşlara, bu iktidar medyasında çalışan muhabir arkadaşlara az evvel seslendim. Dedim ki işsiz kalmaktan bu kadar da korkmayın. Gazeteciliğin gereğini yapın. Gazeteciliğin gereği bu. Az evvel İsmail Saymaz orayı anlattı. Antakya'yı anlattı. Oradaki durumu anlattı. Şimdi sen de oradasın. Karanlığın içindesiniz ve görevimiz halka doğruları söylemek. Sözü sana bırakacağım. İrfan, Antakya'dayım ve burayı nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Gerçekten kelimeler yok. Yani anlatabileceğim cümleleri kurmakta zorlanıyorum. Ben meslek hayatım boyunca çok doğal afet izledim, savaş izledim, savaş bölgelerine gittim. Daha geçen sene yeni Ukrayna Savaşı'nı izledik. Ben böyle bir şey görmedim. Gerçek bir felaket Hatay'da, Antakya'da, Antakya şehir merkezinde yaşanıyor. Nereden anlatmayı başlasam? Birincisi, Antakya'da internet yok. Telefon edemiyoruz. Bütün GSM şirketleri bir şekilde burada insanlar ne arkadaşlarını, ahbaplarını, akrabalarını, kimseyi arayamıyorlar. Yardım isteyemiyorlar. Gazetecilerin sanki haber geçmesi istenmemiş gibi bir ortam var. Hiçbir şekilde hiçbir yerden telefonlarımızı da doğru düz kullanamıyoruz. Birincisi bu. Bu insanların büyük tepki gösterdiği bir mesele. Bugün kaç kişi beni yolda durdurdu ve dedi ki kollarımıza sarılıyorlar. Gazeteci görünce üzerimize gelip hemen sarılmak istiyorlar. Ne olur bize yardım edin diye. Çünkü hiç kimseyi arayamıyorlar. Sözlerini, mesajlarını yollayabilecekleri, anlatabilecekleri kimse yok. Bu birinci mesele. İkincisi İrfan, durum Hatay'da gerçekten çok kötü. Bir kere yani nasıl söyleyeyim, inanılmaz çok bina var yıkılmış. Yani öyle anlatılacak gibi bir durum değil. Bir mahalle olduğu gibi birbirinin üstüne kağıt gibi, yani kağıttan nasıl söyleyeyim, binalar gibi tuz buz olarak yerle bir olmuşlar. Sadece yana yatma değil. Böyle garip şekilde böyle iki tur atarak yıkılan binalar var. Bir koca mahalle, mahallelerce, öyle anlatayım, mahallelerce Antakya diye bir şey kalmamış. Her enkazın başında insanlar, AFAD burada ama AFAD yetersiz. AFAD'a katılan gönüllüler ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Bugün Soma madencileri buraya geldiler, ben hepsinden konuştum. Çok gecikmeli geliyoruz dediler. 6 saat dün İzmir Havalimanı'nda uçak beklemişler. Ancak bu sabah buraya varmışlar. Onların gelişi çok etkili oldu yardım çalışmalarında, kurtarma çalışmalarında. Gerçekten çok tecrübeliler madenciler. Ama kendileri bile diyorlar, niye biz bu kadar geç geldik? Yolumuzu çeviren bize diyor ki ne olur sesimiz olun. Çok geç gelindi, çok geç kalındı. Çoğu insan soğuktan hayatını kaybetti. Hala kurtarma çalışmalarında canlı kurtarılanlar var. Bugün ben bir tanesine şahitlik ettim. Genç bir çocuk enkaz altından, düşünün neredeyse kaç saat oldu, çıkarıldı. Hem de az yaralı çıkarıldı. Çünkü ses geldi, ses aletleri, dinleme aletleri Antakya'ya daha yeni ulaştırılmış durumda. Biraz önce bir enkazın başındaydık. Uzunca bir süre geçirdik o enkazın başında. Oradan bir haber geldi. 3 kişi canlı kurtarıldı. Yani hala daha şans var. Ama inanılmaz bir büyük bir zorluk var. Şimdi kelimelerimi doğru seçerek konuşmak istiyorum. Kelimelerimi doğru seçmek istiyorum. Ama İrfan, şunu söylemeliyim sana. Buradaki çalışmalar yetersiz. Bu kadar insanla burada bu çalışmaların bitmesine imkan yok. Ne afatçılar dayanabilir buna, ne buradaki sağlık çalışanları. Bakın bugün afatçıların bazılarıyla konuştum. Günlerdir yemek yemeyip uyku uyumuyorlarmış. Bunun altını çizerim. Ne doktorlar, ne hemşireler, ne gelen gönüllüler. Ya genç çocuklar, genç gönüllüler burada. Her yerden insanlarımız, yani bir görmen gerekiyor. Bazen gözyaşlarımı tutamıyorum. İnsanlar zaten dar gelirler. Ona rağmen kalkmışlar, gelmişler burada. Herkes birbirine yardım etmeye çalışıyor. Bütün canıyla başıyla yardım etmeye çalışıyor. Ama inanılmaz bir kargaşa var. Birincisi.
bir konunun altını çizmek istiyorum. Bu çok önemli İrfan. Şimdi burada ciddi bir güvenlik sorunu var. Bana herkes özellikle rica etti bunun altını çizmem için. Buradan yetkililere sesleniyorum. Bakın buradan gerçekten samimi olarak biz gazeteciler eksik olanları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Burada bir güvenlik sorunu var. Bu güvenlik sorunu da şu İrfan. Not alınmasını istiyorum. Kulağıma rejiniz oluyor. Onu alın lütfen. Şu. Şimdi burada düzensiz göçmenler var biliyorsun. Düzensiz evet. Göçmenlerin yarattığı bir güvenlik sıkıntısı yaşanmakta. Çünkü bazı iş yerlerinin önünde sahipleri hem yıkılmış binanın önünde duruyorlar, nöbet tutuyorlar ama bunlar mesela altın satan dükkanlar, ziynet eşyası satan dükkanlar, kunduracılar. Mesela adamcağızın bina yıkılmış, içinde bütün mal varlığı yani eşyası değil. Ticari olarak mal varlığı, ayakkabı kutuları var ama yağmalandığı için mağazası ya da deposu önünde bir de bu soğukta nöbet tutmak zorunda. Büyük kavgalar olabiliyor. Gıda yardımında ve battaniyelerin dağıtımında Antakyalılar diyorlar ki biz buranın yerlileri bazı yardımlara ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Maalesef düzensiz göçmenler bu konuda bir sorun yaratmaktalar. Yardımların eşit olarak dağıtılmasında sıkıntı yaşanıyor. Bunu özellikle aktarın dediler. Bakın bunlar hassas konular. O yüzden cümlelerimi çok doğru seçmeye çalışıyorum. Burada polisin ve gerekiyorsa askerin muhakkak gelip güvenliği sağlaması gerekiyor. Çünkü iki gün sonra belki yarın insanlar birbirlerine düşmeye başlayacaklar. Güvenlikle ilgili problemler çıkmaya başlayacak ki bugün yolda bana anlattılar. Böyle bıçak çekmeler olmuş, bir takım hikayeler olmuş. İnsanlar bir taraftan varlıklarını korumaya çalışıyorlar. Yani dükkanlarını, içindeki adam dönecek, ticaret yapacak, bütün depoları yağmalanıyor. Şimdi bazı evler tam hasarlı değil, yarı hasarlı. Kapıları çekip çıkmışlar. Evin önünde nöbet bekliyorlar ama diyorlar ki hırsızlar giriyor. Evimizin önünde sürekli duramıyoruz. Evimizin içinde bıraktığımız çocuklarımızın, kendimizin eşyalarını soyuyorlar, götürüyorlar. Yani buradan yetkililere sesleniyorum. Buraya çok acil bir şekilde, organize bir şekilde kolluk kuvvetlerinin, gerekiyorsa askerin daha düzenli bir biçimde girmesi, insanların canı kadar mal varlıklarını da geride bıraktıklarını da korumaları gerekiyor. Çünkü sinirler taşmaya başladı. Herkes çok gergin, haklı olarak. Yani buradaki sokakların, mahallelerin sana halini anlatsam İrfan, anlamakta çok ama çok çok bu şekilde anlatmakta çok zorluk çekebilirsiniz. Bugüne kadar yaşanmamış büyüklükte bir felaket İrfan. Teşekkür ediyoruz Şirin Payız'ın, aktardıkların çok önemliydi elbette. Orada muhabir arkadaşımız Fırat Fıstık da gün boyunca dolaştı mahalle aralarında, izlenimleri şimdi ekrana gelecek. Önemli noktaya parmak bastı Şirin Payız'ın elbette, ancak büyük market zincirleri. Şimdi yağmacılar deniyor ama bir suya ihtiyaç duyduğu için, su almak için markete, sonra parasını getirir bırakırız, biz Antakyalıyız, biz Antepliyiz, parasını sonra getirir bırakırız diyerek giden insana da yağmacı denilmeyecek. O marketlerin bugüne kadar çoktan neye ihtiyacınız varsa, bebek bezi mi, su mu, süt mü, bisküvi mi, gelin buyurun alın diye kapılarını açmış olması gerekiyordu. O da ayrı bir konu. Fırat Fıstık'ın röportajlarında çok çarpıcı şeyler var. İnsanlar can derdinde. Onu ekrana getireceğim. Bir tweet var. Cezaevinde haberleri izliyor. HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş. Günlerdir hücreden sizi izliyorum. Yıkımı, acıları, çaresizliği, sizi tehdit edenleri, size parmak sallayanları ama en çok da kocaman yürekleriyle çabalayanları, yardım ve dayanışma için karınca misali çalışanları. Onları gördükçe gözlerim doluyor. Tutamıyorum kendimi diyor. Birçoğumuzun ruh halini özetliyor aslında. İnsanımız yardım için canla başla çalışıyor. Karınca misali, bir çorap giydirsen bir çocuğun ayağına o bana yeter diyenler var. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor konuşurken. Muhabirimiz Fırat Fıstık'ın izlenimleri. Allah'ım etmiyorum. Güzel Allah'ım, çocuklarımızı istiyor. Canını istiyoruz. Kaç çocuğunuz var içeride? İçeride 3 tane kızımız var. Kızımız 2 de çocuğu.
Kimi diyor çocuklarını aldılar, Mersin'e hastaneye götürdüler, kız içeride diyor. Ama biz bulamıyoruz, çocuklarımızı bulamıyoruz. Acı, acı, başka bir şeyimiz yok, acı. Sokaklarda, soğukta çocuklarımız. Çocuklarımız için. Abim deprem olduğu zaman kimse yoktu piyasada. Nerede devlet, nerede millet, hani asker, hani polis? Ya bas bas bağırıyor iyice. Herkes canlı canlı içeride. Buradayız, kurtarın kurtarın bizi. İskenderun'da belediye yok mu? Yok mu belediye? Kaymakam yok mu? İş insanları yok mu? Fabrika yok mu? Yok mu ya? İş makineleri yok mu? Birinci günü hiç kimse gelmedi. Hiç kimse kendi çabaları...